işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Zehirlendi mi zehirlenmedi mi? Çok tartışıldı, çok konuşuldu. 20. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili dava başlıyor. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen davanın tek sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Ama onun dışında bir isim daha var. Gizli tanık Selçuk'un ifadelerinde söylediği Savaş Korkmaz. Ancak Korkmaz'ın ismi iddianamede yer almakla birlikte kendisine ve adres bilgisine ulaşılamadığı için herhangi bir yargılamada öngörülmüyor. Saygıyla, sevgiyle selamlarken... 56 sayfalık iddianamede Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları da yer alıyor. Özal'ın ölüm raporu ve gömme izni belgesinde birbirinden farklı tanıların yazıldığına dikkat çekiliyor. Ve çarpıcı bir bilgi ise aynı zamanda Zirve Yayınevi cinayetiyle ilgili davanın da gizli tanığı olan Deniz Uygar'ın ifadelerinde bulunuyor. Uygar, Genelkurmay bünyesinde kurulduğu iddia edilen TUSAD'ın başında Hurşit Tolon'un olduğunu ve Özal'ın bu birime bağlı Beyaz Kuvvetler tarafından öldürüldüğünü savunuyor. Levent Ersöz ise ifadesinde her iki birimin de var olmadığını savunmuş ve iddiaları yalanlamıştı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 28 Şubat davasının görülmesine devam edildiği için mahkemenin asıl üyeleri katılmayacak. Ersöz'ün yargılanmasında yedek üyeler yer alacak. Bu arada davanın tek sanığı Levent Ersöz'ün sağlık durumu nedeniyle duruşmaya katılmayacağı belirtildi.